Politruko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergibey ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydın Bey. Ömer Bey, geçen sizinle ilginç bir program yaptık. Dünya dışı yaşam konusunu konuştuk ve programın sonlarına doğru Hazreti Peygamber'in Miraç, bir başka ifadeyle uzay yolculuğunu konuştuk. Bu konuyu tek başına bir program olarak ele almamız konusunda izleyicilerden bir takım talepler geldi. İsterseniz şöyle başlayalım hocam. Yani Hazreti Peygamber'in bu yolculuğuna Miraç deniyor. Miraç kelimesi tam olarak nedir? Ve bu yolculuğu biraz önce ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber'in uzay yolculuğu olarak ifade etmek mümkün müdür? Tabii. Miraç kelimesi esasında Arapça kökenine bakarsak Aydoğan Bey, merdiven, tırmanma, yukarı doğru yükselme gibi anlamlara geliyor. Tabii teolojik anlamı da Kur'an-ı Kerim'de zaten baktığımızda İsra suresinin birinci ayetinde bu miracın iki kısım olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Birinci kısmı anlatıyor orada. Biz daha çok ikinci kısmını, yani o yükselme kısmını, uzay yolculuğu dediğimiz kısmını Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam kendinden öğreniyoruz. Birinci kısmında İsra suresi bir de diyor ki bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. Yani o, biz bu bölüme İsra diyoruz zaten. İsra gece yolculuğu, gece yürüyüşü, gece seyahati gibi manalara geliyor etimolojik olarak. İkinci bölümüne de işte malumunuz Miraç, Uruç, yükselme deniliyor. İşte biz Miracı uzay yolculuğu olarak da ifade edebiliriz. Özellikle ikinci bölümünü. Çünkü birinci bölümde zaten gene Allah Resulü bir seyahat yaptı ve bir hava yolculuğu yaptı. Yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidişi hava yoluyla olmuştur. Kendisi bunu ifade ediyor. Geçenlerde bahsetmiştik, işte bazıları bunu bir binek olarak ifade etmişler. Böyle bir ata benzetmişler. Kanatlı bir at gibi şey yapmışlar. Fakat kayıtlarda öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de de öyle bir tarif yok. Hatta hadislerde de yok. Ben rastlamadım hiç sahih hadislerde. Herhalde o dönemin insanı başka türlü bir şey tasvir edemeyecekleri için binek gibi bir şey tasvir edildi. Dolayısıyla zaman içerisinde yapılan, çizilen resimler de bu şekilde çizildi. Tabii yani işte gerek Yunan mitolojisinde böyle yarı at, yarı insan, gerek işte şeyde Zerdüştilik dininde de benzer bir yolculuk söz konusu. Orada da işte yarı at, yarı insan şeklinde bir şey var. Biçimlendirme, resimler görüyoruz. Şunu sormak istiyorum hocam. Birinci yolculuktan bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim bunu teyit ediyor anladığım kadarıyla. Peki Hazreti Peygamber yani Mescid-i Aksa'ya nasıl gidiyor? Yani o yolculuğunu nasıl yapıyor? Bu konuyla ilgili elimizde bir bilgi var mı? Ve bu yolculuğun bir astral seyahat olmadığını da biliyoruz. Yani bedensel bir yolculuk olduğunu, fiziksel bir yolculuk olduğunu anlıyoruz. Yani Cebrail ile birlikte mi gidiyor Mescid-i Aksa'ya ve bir araç söz konusu mu? Ne var elimizde bu konuyla ilgili? Ehli sünnet ve cemaate göre bu yolculuk beden ileydi, o kesin. Bazıları mesela felsefeciler bunu kabul etmemiş. Mutazile de, bu mantıkçılar da pek yanaşmamışlar. Mümkün olmadığını düşünmüşler bedensel bir yolculuğun. Neden fakat hocam bunun mümkün olmadığını düşünmüşler? Mesela Hazreti Süleyman'la ilgili mesela Sebe Kraliçesi'nin tahtının çok uzak bir mesafeden
Hazreti Süleyman'ın yadına bir an önce birdenbire getirilmesiyle ilgili. Mesela Kur'an'da bir kıssa var. Mesela bunu mümkün görüp diğerini mümkün görmemek neden acaba? Valla onlar biraz böyle mantıkçı olduğu için mutezile olsun veya felsefeciler olsun, onlar daha çok böyle bunun böyle rüyayla ilgili olduğunu veya sadece ruhen bir seyahat olduğunu öne sürmüşler. Belki kabullenmemelerin yönü o taht meselesinde daha çok böyle bir şahsın havadan seyahat etmesi değil de bir şeyin mucize bir şekilde getirilmesi. Belki de onların mucizelere karşı yaklaşımları biraz problemli olabilir. Fakat cumhurun görüşü, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat kelamcıların görüşü, o tamamen bedenseldi Miraç seyahati, o gece seyahati. Ve rivayetlere baktığımızda bunun bir araç olma ihtimali yüksek, bir vasıta olma ihtimali yüksek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken zaten yani gözüyle görülmeyecek kadar bir mesafeye böyle bir saniye içinde gidiveriyordu diyor. Yani anında varıyorduk diyor. Evet. Mescid-i Aksa'ya gelişinde kalalım. Şu an daha sonra devam ederiz diğer bölümle ilgili. Mescid-i Aksa'ya gelişiyle ilgili, yani elimizde ne tür bilgiler var hocam? Yani Hazreti Cebrail'le birlikte mi gidiyor, bir araçla gidip bir ilişkinin elimizde ne tür kaynaklar var? Yani bir şeye bindirildikleri kesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bahsediyor Efendimiz. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Fakat bahsettiğim gibi bir vasıta olabilir bu. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği özel bir vasıta veya meleklerin kullandığı özel bir vasıta da olabilir. Çünkü rivayetler arasında Cebrail'in de bindiği söyleniyor. Yani beraber gittikleri söyleniyor. Mescid-i Aksa'ya varmalarına ait malum bazı deliller var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta tarif ediyor orayı Mekkelilere, inanmayanlara. Yani Mescid-i Aksa'ya hiç gitmemiş daha önce Allah Resulü, fakat onun işte kapısından pencerelerine kadar tüm detaylıyla tarif ediyor onlara. Teyit ettiriyor zaten gittiğini. Yani inkar edilemeyecek bir durum. Zaten Kur'an-ı Kerim de apaçık bunu söylüyor. Fakat ondan sonraki bölüm malumunuz yükselme var artık. Evet. Uzaya doğru bir yükselme var. Mescid-i Aksa'dan değil mi hocam bu yükselme? Uzaya doğru Mescid-i Aksa'dan yükselme var artık. Neden hocam yani Mescid-i Aksa'dan başlamış olabilir bu yükselme? Herhangi bir şey görüyor musunuz? Yani herhangi bir şeyiniz var mı? Fikriniz var mı? Neden direkt işte Mekke'den değil de Mescid-i Aksa'dan yapılmış olabilir belki? Vallahi tam olarak bilmiyorum. Fakat işte belki orası da işte bir mukaddes bir mescid olması itibarıyla bu iki mescidin önemi öne sürülmüş olabilir. Ve işte orada diğer peygamberlerle görüşmesi var, onlara imamlık etmesi var. Bunlar yani ilginç bir şey, belki o birleşimi de göstermek için. Yani bütün peygamberlerin peygamberi gibi orada sembolik bir şey de olabilir. Onun için Mescid-i Aksa'ya da gönderilmiş olabilir. Onu tabii Allah'ın bir hikmeti, bilemiyoruz. Peki bu bölge hocam, özellikle bu lokasyon hem Yahudiler için hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için çok kritik bir lokasyon. Çok kritik bir bölge. Zaten öyle. Yani İslam'da da işte Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, üç en mukaddes üç bölge onlardır. Ve oradan işte o yükselme oluyor. Aslında bu yükselmeyle ilgili, yani uzay seyahati diyoruz. Onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu esasında bir mucize tabii ki. Yani Miraç bir mucizedir. Ve mucizeler genelde böyle hani bilimsel yöntemlerle ispatlanmak veya açıklanması zor şeylerdir. Çünkü mucize. Ve zaten onun için belki bu insanlar bu meselede sıkıntı yaşamış olabilirler. Hatta işte ya nasıl olur öyle saniyeler içinde oradan oraya varıyor, oradan işte uzayı dolaşıyor, geri geldiğinde belki yarım saat, bir saat bile geçmiş değil diye sorgulayabiliyorlar. Bu mucize olarak insanlar mı tanımlıyor hocam, yoksa
Yani Kur'an mı doğrudan bunu mucize olarak tanımlıyor? Çünkü şöyle düşünelim hocam, yani bugün mesela biz uçakla yolculuk yapabiliyoruz ama 2000 yıl önce bugünün teknolojisiyle bir uçakla mesela geçmişte 2000 yıl önce, 1500 yıl önce yolculuk yapmak insanlara göre olağanüstü mucize gibi algılanırdı. Aslında bu teknik olarak mümkün. Yok, bu dinen mucize zaten. Sadece insanlar değil, yani din de öyle kabul ediyor. Akide de, İslam itikadında mucize deniliyor. Mucize ne demek? Başka insanların yapması mümkün olmayan şeyler. Yani sadece peygamberlere has şeyler, onlara özel olarak verilmiş şeyler mucize. İkincisi de mucize demek fizik ötesi şeyler. Yani fizik olarak açıklanması imkansız şeyler. Fakat burada ben çok ilginç bir şey ekleyeyim. Ulemanın şu görüşü de var. Mucize aynı zamanda insanların erişebileceği son noktalardır diyor. Böyle bir görüş var. Yani siz misal diyelim Yakup Aleyhisselam'ın işte 400 kilometre öteden Yusuf Aleyhisselam'ın oğlunun kokusunu alması. Bu büyük bir mesafe. Fakat şu anlama gelebilir aynı zamanda. Bu mucizedir. Fakat bir gün siz böyle bir şeyi başarabilirsiniz. O manaya geliyor. İnsanoğlunun erişebileceği bir nokta. Süleyman Aleyhisselam'ın işte o 3000 kilometrelik mesafeden Belkıs'ın tahtının getirilmesi. Değil mi? Evet. Bilge birisi getirdi diyor. İnsandı getiren onu, cin değil. Evet. İnsan getiriyor yani, göz açıp kapamadan getiriyor tahtı. Bu şimdi bize teleportation'ı hatırlatıyor değil mi? Bir nesneyi bir yerden başka bir yere götürüyor. Yani o da olabilir. Yani orada ne oluyor? Size Kur'an size bir şey çiziyor, son nokta çiziyor ve insan onu bunu yapabilir diyor. Veya siz belirli bir, yani bir elbise yaparsınız, o elbiseyle ateşin içine girebilirsiniz ve yanmazsınız. İbrahim Aleyhisselam meselesindeki gibi. Şimdi burada da Efendimizin işte Mekke'den Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya havadan gitmesini biz öyle anlayabiliriz. Evet, o döneme göre bu mucizedir. Fakat bu yapılabilir anlama geliyor aynı zamanda, değil mi? Hatta bütün uzayı geçip gitmesi değil mi? O gece o muhteşem bir şey esasında. Çok kısa bir zamanda o kadar yolu almak normal mantıken mümkün olan bir şey değil. Fakat dışarıdan bir faktör eklersek işin içine, bir müdahale eklersek her şey değişiyor. Hani ben bir misal kullanıyorum bu konuda. Büyük bir oda düşünelim. Yerde halı var ve odanın en köşesinde, halının üzerinde, sadece bir tüyünün üstünde halının bazı bakteriler var diyelim. Şimdi oradaki bakteriler farz-ı muhal aralarında muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. O bakterilerden biri öbürlerine diyor ki, ben dün gece diyor bu odanın ta öbür ucuna kadar gittim. Hatta odadan dışarı çıktım, sonra geri geldim. Şimdi diğerlerinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Çünkü o halı, o oda onlar için bir kainat gibi, evren gibi bir yer. Çünkü halının bir tüyü zaten onlar için belki güneş sistemi. Fakat biz şöyle bir senaryo düşünelim. Dışarıdan bir insan geldi, o bakteriyi oradan aldı, odadan çıkardı, dolaştırıp geri getirip oraya koydu. Ne kadar zaman geçer ki? Değil mi? 2-3 dakikada olmuş olur bu. Demek ki dışarıdan böyle bir güç müdahale oldu mu, onun olması gayet mümkün. Fakat biz bunu bilimsel olarak da ispatlayabilir miyiz? Deliller getirebilir miyiz Miraç'la ilgili? Getirebiliriz. Gerçekten getirebiliriz. Bazı bilimsel şeyler var, yani teoriler var bu dönemde bile. Şimdi normalde biz belki hatırlarsınız, Kur'an'da geçenlerde bahsetmiştik, bir iki ayet var. Meleklerin hızıyla ilgili. Evet. Bir tanesinde işte sizin bir gününüz, sizin 1000 yılınız olan bir günde Allah'a çıkar buyuruyor. Başka bir ayette çok daha hızlı bir meleklerden bahsediyor. Diyorlar ki, orada da diyor ki ayet, işte sizin 50 bin yılınız olan bir günde yükselir.
buyuruyor o ayette. Gerçi birincide eşler diyor Allah'a. İkincide melek ve ruh diyor. Meleklerden bahsediyor daha çok. Biz burada şöyle anlayabiliriz. Çünkü birinci misalde bazı matematiksel hesaplar yapmışlar. Bilim adamları ve bunun ışık yılı olduğunu çıkarmışlar. Yani 1000 yılın orada ışık yılı olduğunu, sizin gününüzle 1000 yıl diye bir yerde. Buna göre meleklerin biz baktığımızda 50.000 yıl sanki böyle ışık hızından 50 kat hızla seyahat edebiliyor olduklarını gösteriyor ışık hızından. Fakat bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gece yani bütün galaksileri aşıp, semaları aşıp hatta kainattan dışarı çıkmasını bu hızla da biz açıklayamayız. Mümkün değil. Yani daha hızlı bir çok daha hızlı lazım. Çünkü ışık hızından 50 kat hızlı bile gitsen, yani o Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen melekler için rakamdan bahsediyorum. 50 kat daha hızlı hareket edebilsen bile kainatın dışına çıkman için, ki bu da bizim gördüğümüz kainat diyoruz. Observable universe, yani 93 milyar ışık yılı kalınlığında olan, yine 250 milyon sene gerekiyor. Yıl gerekiyor o hızla bile. Ki burada nasıl oluyor? Yani sanki insan aklına mümkün değil gibi geliyor. Fakat onun da çözümü var esasında. O çözümü de ne? Sizle bir ara bahsetmiştik. Onlar da işte bu solucan delikleri. Evet. Wormholes dediğimiz şeyler. Evet. Hani teorik varlı şeyler bunlar ama nesneler. Ama olması mümkün. Gerçekten olması mümkün. Başka türlü de o hızla kainattan çıkılması mümkün değil. Evet. Gerçekten solucan deliklerinden değil. Biraz bahseder misiniz hocam? Efendim? Solucan deliklerinden. Tabii. Birazcık bahseder misiniz hocam? Tabii inşallah. Belki şöyle bir ifadeyle ben başlayayım. Hani biraz daha seyircilere, izleyicilere fikir verme açısından. Çünkü biz her zaman böyle bahsederken, konuşurken bu astronomik meselelerle ilgili işte ışık yılı diyoruz. İşte bilmem kaç milyar ışık yılı diyoruz, değil mi? İnsanın aklına gelebilir. Peki biz bu işte yıldızların mesafelerini falan nereden biliyoruz? Yani mesela Sirius diye bir yıldız var. 8.2 ışık yılı uzaklıkta bize. Aslında orada binary sistem var. Yani iki yıldız var. Sirius A, Sirius B diye. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Şira yıldızına da tatmıyor. Bu da Allah'ı yaratmıştır ayeti. Buraya mı? Evet. Evet, oraya işaret ediyor. Hatta orada onların çok ilginç bir şey var o ayette. Onların birbiri etrafındaki dönüş süresini bile hesaplayabiliyorsunuz o ayetten. 48 yıl, 49 yıl civarında. Çok ilginç hocam. Bazı uzay tarikatları var. Yani uzayda tapan insanlar var. Ve Sirius yıldızıyla ilgili yazılı çok kitaplar var. Yani Evet. Şira yıldızı. Evet. Misal olarak söyledim gerçi onu da, yani bu 8 ışık yılı derken biz bunu nereden biliyoruz, nasıl hesaplayabiliyoruz, insanların aklına gelebilir bu. Onun için basit bir misalle ben onu isterseniz izah edeyim. Ben astronomide paraleks diye bir şey var, duydunuz mu bilmiyorum hiç. Paraleks deniliyor. Evet. Mesela siz parmağınızı şöyle burnunuzun tam önüne koyun. Bir gözünü kapatın, ondan sonra diğer gözünüzü açıp bakın parmağa. Parmağın yeri oynar böyle, sağa sola gider. Bir gözle baktığınızda bu tarafa gider, öbür gözle baktığınızda bu tarafa gider. Peki o zaman bu parmağın gerçek lokasyonu neresi? Onu nasıl hesaplarız? Bu gözden mesela gördüğünüz parmağa bir çizgi çizersiniz. Bu gözden de gördüğünüz parmağa çizgi çizersiniz. Kesiştiği nokta o iki çizginin parmağın gerçek yeridir, bulunduğu yerdir. Şimdi biz yıldızlara bu paralel sistemini kullanarak yerlerini tespit edebiliyoruz. O da nasıl? Dünyayı güneşin bir tarafındayken ve diğer tarafındayken iki göz gibi kullanıyoruz. Dünya dolaşıyor ya güneşin etrafında. Güneşin diyelim sağındayken bir yıldıza bakıyoruz, belirli bir yerde görüyoruz mesela Sirius'u.
Ondan sonra bu tarafa geldiğinde bakıyoruz, öbür tarafta görüyoruz. Bu ikisinden de bir çizgi çektiğimizde üçgen meydana geliyor zaten. İşte üçgenin esas tabanı işte güneşle o dünyanın iki yeri, iki lokasyonu. O 300 milyon kilometre oluyor zaten. Ve siz o iki çizgiyi çizdiğinizde tepede bir kesişme oluyor üçgenin en tepesinde. Biz şimdi açıları bildiğimiz için ve tabanın ölçüsünü de bildiğimiz için onun tam olarak yerini hesaplayabiliyoruz. Buna paraleks deniliyor şeyde, geometride. Bunun sayesinde yıldızların mesafelerini, özellikle yakınlardaki yıldızların mesafelerini ölçebiliyoruz. Daha uzakta olursa bunda biraz zorlanıyoruz paralekste. Ve daha çok yıldızların işte bu kızıl kayma diye, ışığın kızıla kayması diye redshift deniliyor. O dalga boyundan o şekilde hesaplıyoruz mesafelerini. Yani gerçekten çok güzel, ilginç metotlar var astronomide. Şimdi geri dönebiliriz mevzumuza. Evet. Bu solucan delikleri. Solucan delikleri. Çünkü evet, bu solucan... anlamadan hocam Miraç konusuna girmek pek kolay değil gibi gözüküyor. Biraz zor, biraz evet. Zor. Çünkü o mesafeyi gerçekten insan diyebilirler, yani nasıl böyle bir şey mümkün evet. olabilir? Bu yüzden inanmayanlara da böyle bazı felsefi, astronomi, fizik delilleri vermemiz lazım, gerekiyor. Mesela solucan delikleri teorisi uzay zaman arasında bazı kestirmeler olabileceğini, yani çok uzun ve imkansız gibi görünen mesafelerin, intergalaktik diyoruz biz galaksiler arası seyahatlerin solucan delikleri sayesinde kısaltılabileceğini iddia eden bir teori. Solucan delikleri kara deliklerin aksine iki ucu böyle yuvarlak olan mekan ve zaman tünelleri olabilir. İki taraftan. Bir ucu başka bir galakside, diğeri başka bir galakside. Arada ise böyle bir tünel gibi, bir köprü gibi bir şey oluşmuş olabilir. Bunlar teorik fakat matematiksel olarak ispatlanabiliyor. Hatta Einstein'ın relativite diyoruz ya, oğlum. Türkçe'de ne terim? Enerji eşittir mc kare. Efendim? Enerji eşittir mc kare formülü. Genel relativite diye bir teorisi var Einstein. İzafiyet mi deniliyor? İzafiyet teorisi. İzafiyet teorisi. Ona göre matematiksel olarak hesaplanabiliyor bu. Yani teorik olarak var oldukları düşünülüyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu solucan delikleri ilk olarak 1916'da teorize edilmiş. O zamanlar solucan deliği wormhole değil de kara deliğin zıttı olarak beyaz delik ismi verilmiş ona. Hani bir taraftan eğer her şey böyle yutulabiliyorsa uzayda kara delik gibi bir cisim tarafından, demek ki bunun da zıttı da olabilir denilmiş, beyaz delik denilmiş. Yani bir yerden giriş var, öbür taraftan atıyor dışarıya. Fakat daha sonra 1935'te Albert Einstein ve Nathan Rosen diye bir bilim insanı tamamen solucan deliklerini teorize etmişler 35'te. Evet. 35'te ve bunlara zaman arasındaki köprüler demişler. Zaman ve uzay ve zaman arasındaki köprüler demişler. Biz buna Einstein-Rosen köprüleri diyoruz fizikte. İşte bunları biz solucan deliği demişler. Teoriye göre esasında bu solucan delikleri matematiksel olarak kainatın ilk yaratılışında oluşmuş olabilir. Hatta daha çok böyle minyatürdür bunlar, çok küçüktür. Fakat teori diyor ki kainat genişledikçe onlar da büyümüş olabilirler. Aslında nasıl onu ifade edelim? Çok güzel bir şekilde ifade edelim de izleyiciler daha iyi anlasınlar. Biz genelde uzayı mesela boşluk veya dümdüz bir boşluk gibi sanırız. Yani karanlık, dümdüz bir boşluk gibi zannederiz. Uzayın yapısı öyle değil esasında. Uzayın yapısı tamamen böyle eğik, bükük, kendi üzerine katlanmış, çok farklı bir yer uzay. Ve onun büyük en önemli sebebi de şu.
uzaydaki büyük ve ağır cisimler uzay boşluğunu adeta böyle bir kumaş gibi aşağı doğru yayarlar. Aşağı tabirini sırf örnek olsun diye kullanıyorum. Çünkü bunun aşağısı yukarısı yok esasında. Fakat o üç boyutlu uzayı böyle eğerler. Burada ben bir misal verecek olursam, mesela elinize siz siyah bir çarşaf alsanız ve onu dört kişi bir ucuna geçip böyle iyicene gerse, ondan sonra o çarşafın uzayın kumaşı desek biz o çarşafa ve o çarşafın ortasına siz böyle bir top güllesi koysanız tam ortasına, demir böyle ağır. Ne olur o çarşaf aşağı doğru eğer, değil mi çarşafı? Şimdi mesela yıldızlar, güneş, ağır şeyler, nesneler uzayda aynen uzay boşluğunu öyle eğiyor, eğip büküyor. Bu da Einstein'ın teorisiydi fakat bu ispatlandı bir yönüyle. Ve bunun en güzel ispatı da şu Aydoğan Bey. Mesela ışık dediğimiz şey her zaman dümdüz gider. Direk bir çizgi halinde hareket eder ışık. Fakat biz uzaktan gelen, çok uzaklardan gelen ışığı baktığımızda ışık büyük nesnelerin yanından geçerken, büyük yıldızların, galaksilerin yanından geçerken, bize doğru gelirken o dümdüz gelme şekli, direkt bir çizgi halinde gelme şekli bozuluyor. O ağır nesneye doğru böyle bir kavisleniyor. Aşağı doğru iniyor, tekrar çıkıyor. O ışığı bile eğiyor o ağırlığından dolayı. Biz uzayın böyle eğik bükük olduğunu oradan anlıyoruz. Şimdi bu solucan deliğine gelince, siz mesela elinize bir A4 kağıdı alsanız ve onu deseniz ki bu uzay. Evet. Uzay boşluğu. Ve o A4 kağıdının bir tarafına bir nokta koysanız, bir de öbür tarafına bir nokta koysanız ve deseniz ki bu nokta işte Samanyolu galaksisi. Bu taraftaki nokta ise işte Andromeda galaksisi. İkisinin arasındaki mesafe 2.4 milyon ışık yılı. Siz ışık hızıyla da gitseniz işte bu mesafeyi 2 milyon yıl alır en fazla, değil mi? Şimdi böyle bir mümkün bir şey değil bu 2 milyon sene seyahat etmeniz. Fakat burada çok ilginç bir hadise işte bu. Yani uzayın o eğilip bükülmesinden misal verirsek, siz o elinizdeki A4 kağıdını şöyle eğseniz, ikiye katlasanız ve o bu taraftaki Samanyolu ile diğer taraftaki Andromeda arasında bir delik açsanız ve ikisinin arasında bir tünel yapsanız, o 2 milyon yıllık mesafe belki kısacık böyle saniyeler veya dakikalar haline düşebiliyor. Ve o tünelden direkt diğer galaksiye geçebiliyorsunuz. Teorik bir şey fakat var diyorlar. Olması büyük ihtimal, bulacağız diyorlar. Ben de buna inanıyorum. Yakında bulunacaktır solucan delikleri. Çünkü aynı dönemlerde biraz daha önce kara delikleri de teorik olarak öne sürmüşlerdi. Şimdi biz yani fotoğrafını bile aldık kara deliğin artık var olduğunu kesinlikle biliyoruz. Ben eminim bu solucan delikleri de bulunacaktır çok yakında. İşte miraca döndüğümüzde Aydın Bey, böyle bir şey olmuş olabiliriz. Yani artık bindikleri vasıta neydi bilmiyoruz. Çünkü Burak şeyi var, işte ifadesi var. Ondan sonra yükselirken de hatta Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidinde refref diyor. Öyle bir binetten bahsediyor da ne olduğunu bilemiyor. Burak kelimesini tekrar hocam açmakta fayda olabilir. Yani berk kelimesi ve berk kelimesinin de yıldırım anlamına geldiği ve dolayısıyla yine ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya işaret ettiğini belki hatırlatmak gerekir. Evet. Yani Burak, Berk, işte çok hızlı hareket eden yıldırım dediğiniz gibi, şimşek. Zaten onu ifade ediyor olabilir zaten o isimin orada. O hızından, yani hızıyla şeyli bağlantılı olabilir. İşte o ikinci bölümüne de Allah-u Alem bilemiyorum. İşte refref kelimesi de kullanılıyor orada. Ne olduğunu bilmiyoruz.
Fakat bunların araç olma, vasıta olma ihtimalleri yüksek. Çünkü o Uruç'ta da, o Miraç kısmında da uzaydan giderken yukarı doğru yine Cebrail var yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Belki beraber işte bir araca binmiş olabilirler. Ve yükselirken işte bahsettiğimiz o solucan deliklerini kullanarak çok seri bir şekilde İşte galaksiden galaksiye, semadan semaya, yani çok kısa bir zamanda atlamış olabilirler ve hızla kainatın, evrenin sınırına kadar gitmiş olabilirler. Ben hocam, öyle düşünüyorum. Şöyle o zaman devam edelim. Şimdi böyle teker teker, yani işte nerelere gitti? Mesela bilebildiğimiz kadarıyla işte yani İslam kozmolojisinde bir 7 kat gök şeyi de var. Bir anlayışı, inanışı falan da var. Şimdi bu yolculukta bu sırayla birinci gök, ikinci gök, bu yolculukları da bize anlatır mısınız? Mesela ilk nereye gidiyor? Neyle karşılaşıyor? Nasıl karşılanıyorlar? Yani Cebrail'le birlikte gittiklerini biliyoruz. Sırasıyla hocam yani tabii işin bir dini boyutu var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı o geceyle ilgili çok şey var esasında. Yani ayrı katmanlarda uzayın ayrı farklı varlıklarla karşılaştıklarını, peygamberleri özellikle bahsediyor Efendimiz. İşte falanca şeyde semanın falanca katında işte Musa'yı, İbrahim'i, yani yükseldikçe böyle onların da kendi derecelerine göre farklı peygamberle karşılaştıklarını söylüyor. Hatta cenneti cehennemi bile gördüğünü söylüyor, ifade ediyor, anlatıyor. İşte bu 7 kat meselesi var ya Aylan Bey. Genelde insanlar bunu böyle direkt literal olarak alıyorlar. Ben bu kanaatta değilim şahsen. Yani literal 7 şey gibi bu, hani 18 bin alem meselesi var ya. Aynı onun gibi, yani 18 bin alem meselesi de esasında kesretten kinayedir, çokluktan. Arapçada böyle çok şeyleri ifade ederken Araplar böyle bu tip rakamları kullanırlar. Yani 18 bin, 7, 70, 700 her zaman kullandıkları şeylerdir. 70 senedir bu düşüyor misal yani. Doğru, sürekli kullanılır. Evet. Türkçe'de de var bu değil mi? Yani biz ya ben sana bunu 1000 defa söyledim dersin ama 1000 defa söylemedin tabii ki. Yani o esasında çok ifadesi. 40 yıldır anlatıyoruz. Evet, bunlar esasında kesretten kinayedir. 18 mesela 18 bin alem çok konuşuluyor değil mi? Hı hı. Fakat ne Kur'an'da böyle bir şey ifade var ne de sahih hadislerde var. Hı hı. Ulemanın daha çok sonradan ortaya attığını ve nereden çıkarmışlar onu? Rabbul Alemin kelimesinden. Hı hı. Alemlerin Rabbi diyoruz biz değil mi Fatiha'da? Veya Efendimiz için ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin, bütün alemlere rahmet olarak gönderildi. Burada birçok alem olduğu belli zaten. İşte ulemadan bazileri de işte 18 bin alem kelimesini kullanmışlar. Ona da farklı bakanlar var. Bakın onu da söyleyeyim. Mesela bazileri diyorlar ki 18 bin alemden kasıt dünya bir alemdir. Onun gibi işte 17.999 tane daha vardır. Dünya benzeri dünyalar vardır diyorlar. Bakın öyle bir görüş de var. Biz o gece Efendimizin bunların hepsini geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü bize öyle anlatıyor. Hatta Necim suresinde öyle bir şey var ki Kâb-ı Kavseyni ev Edne diyor. Artık iki yay mesafesi, öyle bir ifade var. Orada artık Cibril'e mi yanaştı? Bazilerinin görüşüne göre Cenab-ı Allah'a iki yay mesafesi yanaştı diye bir, yaklaştı diye bir ifade olarak algılayanlar var, yorumlayanlar var. Ben sanıyorum ki artık o öyle bir noktaya geldi ki o gece her şey gösterildi. O hızda siz zaten hareket ettiğinizde sizin için zaman durmuştur, zaman geçmez. Her yere götürülmüş olabilir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ben inanıyorum ki bu Necim suresine de baktığımızda artık öyle bir noktaya geldi ki bizim işte imkan alemi dediğimiz
evren, kainat, artık ne kadar galaksi varsa içinde, onu çıktı, ondan dışarıya çıktı. Hatta işte ulema, kelamcılar diyorlar ki öyle bir noktaya geldi ki artık imkanla vücut arasındaydı. İmkan demek esasında ihtimal olarak mümkün olan şeylere denir. Ve kainat olduğu gibi tüm galaksileriyle esasında mümkündür. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Varlığı ve yokluğu %50'dir. Değil mi? Hani İngilizce'de probability diyoruz ya biz, possibility. Her şey öyledir. Fakat Allah İslam teolojisinde, İslam kelamında, kelamcılara göre pardon, Cenab-ı Allah vacibil vücuttur. Yani varlığı gereklidir, mümkün değildir yaratılmışlar gibi. Allah Resulü'nün de işte o imkanla vücut arasında bir noktaya getirildi. Yani varlığı sadece mümkün olan kainatla varlığı gerekli olan, vacip olan Cenab-ı Allah arasında bir noktaya getirildi deniliyor. İfade öyle. Varlık aleminden çıkmış yani Allah Resulü. Zamandan, mekandan, boyutlardan, maddeden, enerjiden, hepsinden sıyrılıp çıkmış, öyle bir yere gelmiş ki artık orada yer de yok. Çok kavraması çok zor bir şey. Yer diye bir şey de yok. Orada Efendimiz diyor ki ben diyor nereye basayım diyor, hatta bir ifadede, bir anlattığı bir şeyde deniliyor ki bir ayağını öbür ayağının üstüne bas. Burada başka bir şey yok. Kendi kendini destekle yani. Ve orada Allah ile, Cenab-ı Allah ile bizzat böyle karşılıklı bir ne oluyor? Diyalog var. Karşılıklı görüşüyor. Cenab-ı Allah'la konuşuyor. Hatta bir hadiste okumuştum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim diyor Allah ile aramda öyle bir vakit vardır ki, öyle bir an vardır ki onu ne meleği azam, büyük melekler, ne de diğer peygamberler bilir veya anlayabilir. Orada çok özel bir an yaşanıyor Miraç'ta Allah Resulü ile. Ve bahsettiğimiz gibi bütün kevni mekanları, kainatı çıkmış. Ve peki hocam, yani oraya gelelim daha sonra tekrar. Yani Allah'la ne konuştuğu konusunu tekrar şey yaparız ama sırasıyla hocam nerelere gitti? Ne tür varlıklar gördü bu yolculukta? Bu konuyla ilgili hadis kaynaklarında neler var? Yani oradaki hadis kaynaklarındaki detaylar daha çok peygamberlerle görüşmelerini, meleklerle görüşmelerini anlatıyor. Ruhanilerle görüşmelerini, nuranilerle görüşmelerini anlatıyor. Onun dışında çok böyle detaylı bir bilgi yok. Cennete cehennem gösterildi deniliyor. Demek ki burada cennet ve cehennemin de yani Cenab-ı Allah açısından var, şu anda var olduğunu biz düşünüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah için zaman ve mekanla kayıtlı olmadığı için ve Allah Resulü'nü de şayet zamandan dışarıya aldıysa ona cenneti de cehennemi de göstermiş olabilir. Yani onun dışında çok detaylı falanca işte sisteme girdi falanca galaksiyi gördü gibi bir ifadeler. Yani farklı varlık türleri veya farklı melek türlerini gördüğüne ilişkin herhangi bir şey yok mu? Kaynak yok mu? Var, melekleri gördüğüne var da yani Efendimiz onları çok detaylıyla bize anlatmıyor. Evet. Belki de bizim anlayamayacağımızı düşünüyor olabilir. Özellikle o dönemde. Çünkü daha önce de bahsettik mesela aynı bu işte Burak meselesi gibi insanlar bu sefer başka yerlere çekiyorlar. Böyle kanatları olan işte merkebe benzeyen bir varlık, kafası insanmış falan gibi tasvir etmeye başlıyorlar. Belki de onun nedeni o. Efendimiz onun için çok detaylı anlatmıyor fakat küçük küçük misaller veriyor. Mesela diyor ki siz benim gördüklerimi bile mi görseydiniz çok ağlardınız, çok az gülerdiniz. Çünkü birçok şey gördü orada Efendimiz, yaşadı. Ve büyük ihtimalle de biraz önce bahsettiğim gibi ayette yani ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin derken son peygamber olarak belki de o birçok aleme götürülmüş olabilir.
Belki de bizim anlayamayacağımız alemlere götürülmüş olabilir. Bugün belki biraz daha iyi anlayabiliyoruz bunu. Belki o zamanki insan anlayamayabilir. Ve o insanlara da belki peygamberlik yapmış olabilir. İşte Allah ve onun kanunlarını, emirlerini belki onlara da tebliğ etmiş olabilir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten onun için alemlerin peygamberi denilmiş onlara. Gittiği yerlerde hani belki sırf melekler değil de belki insanımsı varlıklar da olmuş olabilir. Onları da dolaştırılmış olabilir. Son peygamber olma evet. hasediyle. Fakat bahsettiğim gibi çok fazla detay yok bu konuda. Elimizde çok fazla detay yok. Peki hocam, yani Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Allah'la konuşması, yani ne anlatıyor bu konuyla ilgili? Yani hadislerde ne var? Yani bu görüşmenin içeriğiyle ilgili. Yani insanların, Müslümanların ne kadar namaz kılmaları gerektiğine ilişkin bilgiler olduğunu zannediyorum, ama onun dışında elimizde ne tür bilgiler var? O tip bilgiler var. Mesela hatta işte baştan 50 vakit deniliyor, evet. geri geliyor. İşte Musa ile İbrahim ile görüşmeleri var. Ondan sonra orada bir indirim isteme talebi falan var. Evet. Bunlar tamamen hadislerden biz alıyoruz. Fakat daha güçlü olan kısım burada bizim bildiğimiz işte o Et-Tahiyyatü'de okuduğumuz Cenab-ı Allah'la Efendimiz arasındaki o esasında diyalog, direkt diyalog ondan ibaret daha çok. Değil mi? Orada Cenab-ı Allah onu böyle ey peygamberlerin, nebilerin nebisi diye karşılıyor. Selam olsun sana diyor. Et-Tahiyyatü da okuduğumuz gibi. Ve Allah Resulü ne yapıyor? O selamı bile direktmen ümmetini düşünerek, insanları düşünerek selamınız diyor Cenab-ı Allah'a. Bütün salih yolda, yani salih amel işleyen kulların üzerine olsun. Kendi üzerine de direkt almıyor. Bütün kullar üzerine alıyor salih amel işleyen. Esasındaki diyalog o orada. Ve şöyle bir şey de diyebiliriz, yani orada Allah Resulü Allah'ı gördü mü meselesi de var mesela. Allah Resulü rivayetlere göre Cenab-ı Allah'ı gördü orada, fakat tüm kendi keyfiyetiyle, zatıyla değil, Cenab-ı Allah'ın nurunu gördü. İbni Abbas'a göre gördüğü şey Allah'tı, yani nuruydu. Fakat bazı görüşlere göre bunun mümkün olmadığını öne sürüyorlar. Fakat mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de diyor ki başındaki iki gözle onu gördü diyor. Başındaki, yani bedenen başındaki iki gözle onun nurunu orada gördü diyor. İşte bilmem kaç bin perde arkasından deniliyor ya. Yani aslında orada da ifadelere dikkat etmek lazım. Çünkü Cenab-ı Allah'a yön veremiyoruz biz. Bir mekan tayin edemiyoruz. Orada daha çok nurunu görüyor ve o nuru da zaten Allah'ın yarattığı bir şey. Nur da onun yarattığı bir şey. Kendisine de bu soruluyor, yani geri geldiğinde. Allah gördün mü deniliyor Efendimiz'e. O da diyor bir nur gördüm diyor. Hadiste evet. aynen öyle geçiyor. Bir nur gördüm. Ve Üstad Hazretleri de Bediüzzaman da bu ifadeyi, yani başındaki iki gözle gördüm ifadesini, gördü ifadesini Kadı İyaz diye meşhur bir siyerci var. Ondan almış. O da aynısını kullanıyor. Yani Cenab-ı Allah'ı gördü Efendimiz, nurunu gördü daha doğrusu. Ve orada bir diyalog yaşandı, özel bir diyalog, ikili bir diyalog. Ve bu insanları böyle yani onara etmiş bir şey, tüm insanlık adına. Çünkü Cibril bile geçilmiş, o kadar yüksek bir mertebeye erişilmiş bir insan tarafından. Bizim için değerli, pardon... Bunun işte manevi bir yönü olduğu gibi, böyle biraz önce bahsettiğimiz gibi Ayhan Bey, bilimsel yönü de var yani. Evet. Mesela. Şimdi hocam, bir ameliyattan bahsettiniz. Yani bir böylesine büyük bir yolculuk öncesinde, değil mi hocam? Yani Hazreti Peygamber'in bu yolculuk öncesinde bir ameliyat
geçirdiğinden bahsettiniz. Bu konuyla ilgili veriler nedir? Yani ne söyleyebilirsiniz? Cerrahi mi yapıyor bu ameliyatı? Evet, öyle deniliyor. Yani biz şeye baktığımızda Efendimizin hayatına, hatırladığıma göre 3 kez buna benzer bir hadise var. Daha birincisi çocukken, daha doğrusu daha çok küçük yaştayken Halime validemizin yanına verildiğinde, süt annesinin, orada gerçekleşen, hatta onun, o Halime'nin oğlu görüyor uzaktan bu olayı. İki tane varlığın geldiğini çölde, Efendimizin üzerinde, vücudunda bir şeyler yaptıklarını görüyor, korkuyor hatta, koşarak annesine söylüyor, diyor Muhammed kardeşime böyle böyle yapıyorlar diyor. Orada bir ilk, bir müdahale var. Varlıkların nasıl tasvir edildiği konusunda bilgi var mı hocam yani? Var var, böyle beyaz beyaz giyinmiş, böyle büyük uzun boylu şahıslar olarak ifade ediyor. Adam, insan kılığında. Anladım. Ve tabii onlar meleklerdi büyük ihtimalle. Ve işte son hadisede de o Miraca yükselmeden hemen önce Cibril Aleyhisselam'ın bizzat kendisinin Efendimiz üzerinde bir ameliyat yaptığı söyleniyor. Kalbi üzerinde artık deniliyor. Tabii biz tam olarak bunun ne olduğunu bilmesek de benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani mesela astronotlar bir uzay yolculuğuna hazırlanırken acayip bir şeyden, antrenmanlardan geçiriliyor, hazırlıklardan geçiriliyor değil mi? Evet. Gravity makinalarına bindiriliyor, kalpleri bakılıyor değil mi? Dayanabilir mi o hıza, o sürate? Burada da belki ona benzer bir müdahale oldu, bir hazırlık yapıldı. Evet. O kıza dayanabilmesi değil mi? Çöldeki varlıklar hocam, beyaz, büyük böyle giyinmiş beyaz, o da bir aslında bir astronot tuandırıyor. Yani biraz spekülasyon olacak ama biraz insanın aklına bu da geliyor. Yani her şey gelebilir Aydan Bey. Yani çünkü siz bahsettiniz ya, bir sürü melek evet, türü var. Yani biz onların tam olarak hani eski şeyle, anlamla diyoruz ki işte nuraniler, nurdan yapılmışlar evet, da. Fakat aynı zamanda biz onların işte cisim haline de geldikleri, bizim dünyamıza geldikleri zaman niye olmaz? Yani niye olmasın? Biz belki o gün insanlar öyle ifade ettiler onları. Fakat ben bunu mümkün görüyorum. Yani ne kullanıyorlardı, nasıl seyahat ediyorlardı uzayda, biz onu bilemeyiz. İhtimaller arasında o kadar hızlı gitmenin muhakkak bir şey kullandıkları anlamına gelebilir. Yani meleklerin zamanına göre mesela Hazreti Peygamber'in bu yolculuğu 1,5 gün önceydi. Yani onlar için çok kısa bir evet, gün önceydi. Evet. Hazreti İsa'nın değil mi? Yani yaşadığı 2 gün önceydi onların zamanına göre. Mesela insan ömrü 4 saniye oluyor o zamana. Evet. Hazreti İsa'nın da mesela göğe yükseldiğine inanır Müslümanlar, değil mi hocam? Müslümanlar çarmıha gerilmediğini, oradan işte göğe yükseldiğini falan düşünürler. Süleyman Aleyhisselam için de var o. Süleyman Aleyhisselam'ın da. Hazreti Süleyman. Yani Hazreti Süleyman'ın da böyle bir şey üzerinde seyahat ettiği söyleniyor havada. Evet, Hazreti öyle Süleyman, Hazreti İdris mesela, Hazreti İdris işte mesela Yahudi tarihinde ve teolojisinde Hanok olarak bilinen mesela bir figür var. O da meleklerin arasına katılmıştır mesela, Enok. Evet, Enok, evet. Aslında İdris, mesela Edrus'u derese, oradan o kökenden gelme, yazıyı icat eden olarak bilinir İdris Aleyhisselam. İlk yazmayı o çıkardığı söylenir yani. Geçen programımızda almıştık mesela, yine eski ahitte Peygamber Ezekiel'in mesela yine bir aracı alınıp gökyüzünde dolaştırılıp evet sonra tekrar yere bırakıldı. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in dışında da başka figürler, başka peygamberlerin de bu tür tecrübeleri olduğunu anlıyoruz hocam. Tabii evet, 2000 yıl önce çok gelişmiş radar sistemleri de yoktu. Eğer yani çok gelişmiş araçlarla eğer geliyor değilseler bu tür yolculuklar için, yani teknoloji olmadığı için, insanların gözlem yapabilme imkanları olmadığı için bunları
teknik olarak belki göremiyorlardı. Bazı insanlar görmüş olabilir ama geçen programda bahsetmiştim hocam, geçmiş yani 1300'lü yıllarda, 1400'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda bir takım resimlerde çizilmişler veya bazı mağaralarda, yani birçok medeniyette bu tür çizimlere rastlıyoruz. Yine yani bu cisimlerin şekil değiştirmemesi, aynı şekilde olmaları onlar açısından bir iki gün önce olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ve insanın bugün ulaşmış olduğu teknoloji de eğer bu tür ziyaretler yeryüzüne hala yapılıyorsa belki bu hareketliliği tanımlayamıyorlar ama bir şeyler de görmeye başladıkları belki değerlendirilebilir. Bunlar spekülasyon hocam. Yani hiçbirisinin... Fakat şu var, Aydan Bey, siz de yazışmıştık belki hatırlarsınız. Bir hadisten bahsetmiştim. Çok ilginç, bana çok enteresan geldi. Orada işte o Üseyd bin Hudeyr var. Ensardan Medine'de. İşte bir akşam çölde oturmuş, Kur'an okuyor. Yanında da küçük oğlunu yatırmış. Hı-hı. Bir de atı var. O sırada tepeye bakıyor şöyle gökyüzüne. Esasında çöl semaları böyle çok şey olur, berrak, bulut olmaz. Ve orada bir bulut beliriyor, aşağı doğru geliyor. Bayağı yaklaşıyor kendisine Kur'an okurken. Ve içinde böyle ışıl ışıl, renkli renkler var. Hatta kandiller diyor kendi, o terimi kullanıyor, o ifadeyi kullanıyor. Kırmızı, yeşil, mavi, renkli böyle. Ve o sırada atı korkuyor. Şahlanmaya başlıyor. Bu işte oğlunu ezmesin diye atı korkudan endişeleniyor ve okumayı kesiyor. Ondan sonra o bulut kayboluyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip anlattığında meseleyi diyor ki, ya Üseyd diyor, onlar diyor meleklerdi diyor. Şayet sen diyor okumayı kesmeseydin, sabaha kadar okusaydın, onlar orada sabaha kadar duracaklardı ve insanlar da onları görecekti diyor. Bakın çok ilginç bir şey. İnsanlar da onları görecekti. Sizin ifade ettiğiniz gibi o renkli meselesi de benim çok ilgimi çekti. Değil mi? Kesinlikle. Yani artık o meleklerin bizzat kendileri mi, yoksa bir araç mı o yani? Onun içinde mi geliyorlar, dinliyorlar? Onu biz bilemiyoruz. Allahu alem, dediğimiz gibi. Yani antik dinlerden şunu görüyoruz hocam. Geçmişte yani bazı meleklere insanlar tanrı statüsü vermişler. Mesela meleklere tapınma diye bir şey var literatürde. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Siz daha iyi hatırlayacaksınızdır. Allah bu meleklere sesleniyor ve bunlar size mi tapıyorlardı diyor. Daha sonra melekler hayır, onlar cinlere tapıyorlardı diyor ama yine melekler böyle bir şeye muhatap oluyorlar, yani böyle bir soruya muhatap oluyorlar. Abi insanlar, doğru. Yani dolayısıyla geçmişte insanlar böyle kendilerinden üstün eğer bir takım varlıkları gördülerse, bu varlıkların yeryüzüne ziyaretleri sırasında çeşitli şekillerde belki bunlara tanrı dediler, tanrı muamelesi falan yaptılar şeklinde. Olabilir. Evet. Olabilir. Nitekim hocam bugünlerde de mesela son zamanlarda bu uzay tarikatlarının çok çoğaldığını görüyoruz. Yani bunlara tapınma. Ondan sonra yani çok sayıda dünya çapında böyle uzay tarikatları var. Gözlemliyoruz. Kıymetli hocam, benim sorularım bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz, belki bağlamak istediğiniz başka bir husus varsa ben son kez size söz hakkı vereyim. Dilerseniz sonra programımızı tamam. Yok estağfurullah, şöyle diyebiliriz belki, yani bunlar neticede biz hani neyi nakil edilmişse bize. Evet. Biz onu aynı zamanda akıl da kullanarak, aklı da kullanarak açıklamaya çalışıyoruz. Fakat işin işte Kur'an'ın o esas merkezinden, kalbinden sapıtmadan tam ona bağlantılı olarak meseleleri izah etmeye çalışıyoruz. Zaten ehli sünnet akidesi de budur. Miracı da bu şekilde açıklamaya çalıştık. Fakat bahsettiğiniz gibi değil mi? İnsanlar bazen böyle melekleri,
veya cinleri görüp, tarihte de olmuş bu, onları tanrılaştırmış olabilirler. Hatta Roma tanrılarına bakıyoruz, görüyoruz bunu. Yunanlılarda görüyoruz bunu, değil mi? Farklı farklı varlıkları Yunan mitolojisinde var bu. Onlar hepsine tanrı diyorlar işte. Kesinlikle. Zeus'uydu, Afrodite'ydi, Mars'ıydı, değil mi? Onlarda da var. Ve bunlar büyük ihtimal olabilir. Cin de olabilir. Melekleri de görmüş olabilirler. Fakat bunların hepsi neticede melekler de, cinler de, diğer varlıklar da hepsi Allah'ın kulu. Fakat bizden daha ileri bir şeye sahip olmuş olabilir bu varlıklar. Melekler de dahil. Belki onun için insanlar anlayamadıkları için, çözemedikleri için onları ilahlaştırmış olabilirler geçmişte. Evet. Hocam bence yani İslam dini bu açıdan çok şanslı. Şunu söylemek istiyorum. Mesela yani bu dünya dışı yaşam önümüzdeki 10 yıllarda daha böyle belirgin hale gelirse acaba dinler bunlardan nasıl etkilenir? Bu şeyden nasıl etkilenir diye NASA'nın bile mesela bunu gündemine aldığına ilişkin söylentiler var. Yani bilimsel olarak bunlar da mesela gündemlerine giriyor ülkelerin veya işte bir takım kurumların. Oysa biz kendi ayetlerimize baktığımız zaman, yani şu anlattığınız hikaye ve şu anlattığınız konu bile hocam, İslam dininin çekinecek hiçbir şeyi olmadığını hiçbir sıkıntı gösteriyor. Yok. Yani gerek işte Kur'an'da relativite teorisinin mesela çok net anlatılması, gerek işte Hazreti Peygamber'in uzay yolculuğu ve işte insanın dışındaki varlıklara yapılan atıflar falan. Yani İslam dini bu açıdan son derece bence Allah razı olsun. Hepsi var. Kur'an'da hepsi var Aydın Hanım. Ve açık da yani bazılarına bakıyoruz. Çok açıkça görüyoruz yani. Kainatın gelişlemesinden tut. İşte bütün maddenin çift yaratılmasına kadar. Hani atom, anti-atom, meta, anti-meta diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Yeter ki biz onu böyle çıkıp oradan çıkarıp zamanımızın bilimiyle, bilimsel verileriyle yorumlayabilmemiz önemli olan o, ama hepsi orada gerçekten. Kıymetli hocam, size çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde başka bir konu ve başka bir konukla buluşmak dileğiyle değerli izleyiciler, ben Ömer hocama tekrar teşekkür ediyorum, programa katılıp kıymetlendirdiği için tekrar hepinize iyi günler diliyorum.